Zordur bir mesleği 5 kuşak sürdürmek. Gündağ ailesi zoru başarıyor. Kastamonu Seydiler'deki fabrika yatırımıyla Azlava ve Devrekhane'deki ocaklardan çıkan doğal taşları iç pazar yanı sıra dış pazarda çok sayıda ülkeye ihraç ediyor. Mustafa Kemal Gündağ ve evlatları bugünlere geliş hikayelerini Eko Gündem'de anlatıyor. Bir mesleği kuşaklar boyu sürdürmek. Mesleki geçmişi 5 kuşak öncesine dayanan geleneklerine bağlı Gündağ ailesi zoru başarıyor, Türkiye'de mermer sanayinin yüzlerce yıllık geçmişine şahitlik ediyor. Kastamonulu Mustafa Kemal Gündağ, dedesinin babasını, babasının da onu yetiştirdiği gibi önce oğullarına, ardından da torunlarına el veriyor. Bu işi yapıyoruz. Başka bir işimiz yok. Dededen ne meslek geldiyse ondan sorumluyuz. Rahmetli dedem memlekattan gidiyor. Tekirdağ'dan sandalla Marmara Adası'na geçiyor. Marmara Adası'nda Rumlarla çalışıyor. Orada birkaç sene çalıştıktan sonra oradan geliyor. Birkaç tane işçi daha götürüyor. Orada devam ediyor. Oradan babam geliyor. 5 tane çocuğu oluyor. Onları da orada çalıştırıyor, öğretiyor. Biz de babam da rahmetli orada çalışıyor. Babam da orada rahmetli çok ustalık yapıyor. Rahmetli babamlar orada ben de çalıştım 1964 yılında. Ondan 64 oradan askere gittim. Ondan tekrar yine adaya geldim. Çanakkale'de askerdim. Adaya geldim. Adada devam ettim. 1976'ya kadar adada çalıştım. Mustafa Kemal Gündağ işe başladığı 1964'ten bu yana ocakların bulunduğu pek çok şehirde ustalık yapıyor. Muğla, Denizli, Balıkesir, çoğu miktarı Bilecik, çoğu yerlerde çalıştım. Son zamanlarda orada çalışırken, Afyon'da aynı şirkette çalışırken emekli oldum. Emekli oluyor olmasına da işlerden uzak kalamıyor. 2011 yılında Kastamonu'da kurulan Aydağ Mermer, Mustafa Kemal Gündağ'ın desteğiyle 5 evladın ve torunların omuzlarında yükseliyor. İstanbul'da depo, atölye açtım. Mermerin pazarlamasını yaptım. Oradan Azvay'da bir ocak aldık, açtık kendi halimizi. Azvay'dan ihracata başladık. Çin, Hindistan, dış devletleri bu fabrikaya kurduk. Yine bir ocak açtık Devrekhane'de. Şimdi Allah kısmet ederse Pınarbaşı'na da açacağız. Böyle devam edip gidiyoruz ailece. Torunumuza falan devam edip gidiyoruz aile şirket olarak. O zamanların şartlarıyla bugünküler bir değil elbet. Muş Madırga ile çalışıyorduk ve de pelivan kirkı ederiz, kamyonları onunla yüklüyorduk. Altına tilfon koyardık, taşı kaldırırdık, altına iterek küskülerle, manelerle öyle yüklerdik. Ama şimdi hep teknik. Ocakta çalışmak teknik, tel teknik. Şile vallozla kırardık, taşı el arabasıyla ocağı temizlerdik. Kendi gücümüzle. Şimdi Allah'ıma şükür her şeyi, kepçemiz, yükleyicimiz, her şeyimiz var Allah'ıma şükür. 10 taneden fazla azvayda var. Bu şeyde var, Devrekhane'de var şu anda. Daha da çok olacak gittikçe, Allah sağlık verdi. Mustafa Kemal Gündağ'ın beklentisi? İleri gitmek. Allah nasip ederse ileri gitmek. Şirketi daha ileri seviyelere taşımak üzere sorumluluk üstlenen Genel Koordinatör Sabahattin Gündağ, Seydiler'deki fabrika yanı sıra Azdavay ve Devrekhane'deki ocaklara dair işleyişi özetliyor. Fabrikamız Kastamonu Seydiler ilçesinde. 1200 metre kabalı alanımız var. 40 dönüm arazinin içinde. Devrekhane'de de bir mermer ocağımız var. 100 hektarlık. Oradan alıp fabrikada bunları kalıp halinde biçip ihracat yapıyoruz. Devrekhane ocağımızdan da Çin, Hindistan, Tayvan bu şekilde yerlere ihracat yapmaya devam ediyoruz.
Şu anda Pınarbaşı'nda devletten izinden almasını beklediğimiz bir ocağımız var. Nasipse en yakın zamanda oraya bir ocak açacağız. Devrekhanedeki ocaktan çıkarılan ay beji ile Azdavay'dan çıkarılan siyah ve gri tonlarındaki Oliva Vanguard Moron Morinacci şirketin iki ana taşını oluşturuyor. Bu taşların en temel özellikleri yüzeyinde çatlak bulunmaması, kırılgan olmadığı için epoksi ve fileye ihtiyaç duyulmaması. Taşımın ismi Ay Beji. Ay Beji olarak geliyor, yani kendimiz verdik. Ay Dağ'ın Ay Beji olarak. Taşımızın özelliği yani beyaz olması ve sağlam olması. Yani epoksi veya böyle file şartlarında istenmeyen bir taşımız var. İç piyasaya ebatlanarak sunulan doğal taşlar dış piyasada Çin ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeye blok halinde ihraç ediliyor. Dekorasyon işlerinde kullanılır bizim taşımız. Yani bina kaplamalarında genellikle onlar da kullanılır. Yani sıcağa bizim taşımız dayanıklı bir taş. Fabrikamızda kaplama, döşeme, basamak her türlü şekilde kesip ihracat yapıyoruz bunları. Türkiye piyasasına da veriyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep bunlara dağıtım yapıyoruz. Sabahattin Gündağ işleme kapasitesine dair rakamları da paylaşıyor. Aylık ocaktan yaklaşık yani 1000 metreküp düşünüyorum ben aylık üretim. Bu da tonaj olarak 3000 ton yapar. Fabrikada işlemem aylık 100 ton o civarlarda. Ocak açılmadan evvel tüm resmi prosedürler harfiyen yerine getiriliyor. Saha belirlendikten sonra ruhsat alınıyor. ÇED raporu sonrası Orman Bakanlığı izniyle birlikte işletme izni ardından sahada faaliyet başlıyor. Ocağımız Devrekhane Yazıbelen Köyü'nde. Aydağ Beji olarak. Rezerv olarak 25 metre. Düşünüyoruz. Onun altında bir taşımız daha var. Takmini 30-40 yıl bir takmin ediyoruz yani rezerv olarak. Mayıs ayına başladık. Bundan aşağı 3 kademe daha ineceğiz. 7-7 3 kademe daha ineceğiz. 3-7-20-21 metre daha aşağı ineceğiz. Azdavay'da var ocağımız. Pınarbaşı'nın yeni bir ocak daha açacağız. Onlar Moron yalnız. Bu şey, Ay Beji değil, Moron olarak. O taşımız Çin'e gidiyor. Uygun sahanın tespit edilmesinde teknik imkanlarla birlikte tecrübe devreye giriyor. Sahibi geziyoruz, bakıyoruz, diyoruz ki tahminen, diyoruz ki burada şu var. Eski tecrübeyle bunu yaşayarak, işçilikten gelerek bunu yaşaya geliyoruz böyle, onu tahmin ediyoruz. O diyoruz ki burada bu var. Babadan toruna gelen bir tecrübe. Bizim işimiz bu. Sondaj çalışması yaptırıyoruz. Karot çalışması diyoruz buna. Karot yapıyoruz. Taşın rengini, derinliğini ne kadar var onu tahmin ediyoruz. Biz dedelerden toruna bu devam ediyor ileri. Biz de torunlara, yeğenlere bırakacağız. Devam edecek yani. Ocakta bir gün içinde yoğun bir mesai harcanıyor. Saat 8'de başlıyoruz. Geliyoruz, işçiler geliyor arkadaşlarımız. Geliyor, teli çalıştırıyorlar. Tel, sondaj, tel, makinesi, ebatlama diyoruz. Dağ kesimi var. Kepçelerimiz var. Bunları da kayadan kesiyoruz. Yazlık diyoruz. Yazlıkta ebatlıyoruz. Oradan çıkıyor fabrikaya. Fabrikadan işliyoruz. Yurt geneline sevk ediyoruz. İhracat da direkt buradan ihracat. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Direkt müşterilerimiz buraya geliyor. Ocaklardan blok halinde çıkarılan taşlar işlenmek üzere fabrikaya getiriliyor. Enerji verimliliğine sahip son teknoloji makine yatırımıyla kurulan fabrikada Ay Beji sipariş doğrultusunda farklı ebatlarda kesiliyor. Süreci mermer sektöründe ailenin 5. kuşak temsilcisi, üretim müdürü Nuh Gündağ şöyle anlatıyor. Bloklar buraya kendi arabalarımızla geliyor arkada. Vinç yardımıyla bloklarımızı indiriyoruz. Bloklarımızı indirdikten sonra verilen siparişlere göre, taş ölçülerine göre esteği alıyoruz bloklarımızı. Esteği yardımıyla kesiyoruz kalıplar halinde. Vinç yardımıyla tekrar silimi alıyoruz. Silimi aldıktan sonra siliniyor. Güzel cilalanmış bir halde çıkılıyor. Eğer silinmiş olan taşlar basamaklıksa silimden çıkar çıkmaz pah makinesine giriyor. Taşlarımız bina işlerinde, kaplamalarda, bina işleri, döşemelerde, basamaklarda 65'likler tezgah oluyor. Mutfak tezgahı, banyo tezgahı. Her türlü kullanabiliyorlar yani.
işlendikten sonra. Burada 30-60 ebatlı döşeme, serbest boy döşeme. Ondan sonra 110'dan 180'e kadar kaplamalarımız var. Tekrar 110'dan 180'e kadar basamaklarımız mevcuttur. Çocukluktan dedem bizi depolara getiriyor diye yardım etmeye getiriyor diye biz kızıyorduk, hani oyundan oluyor, şeyden oluyoruz, ama onların yararını şimdi görmeye başladık. Bana güvendikleri için onlara ayrıca teşekkür ediyorum, bu sorumlulukları bana yükledikleri için. Hedefe ulaşma noktasında gencinden yaşlısına ailenin her ferdi özveriyle çaba sarf ediyor. Ailemle mermer sektöründe bir numara olmak istiyorum. Gençler yarışıyor, abimlerin çocukları, onlar yarışıyor artık. Yavaş yavaş mesleği onlara doğru biz vermeye çalışıyoruz. Onlar da yani fabrikalarımızda zaten çalışıyorlar. Elinden geldiğince yardımcıları yapmaya çalışıyorlar. Sabahattin Gündoğ, üretimde çevreyi göz ardı etmiyoruz diyor. Biz kapattığımız ocakları orman şekline getirip böyle teslim ediyoruz. Yani toprakla dolduruyoruz, ağaçlarımızı dikip o şekilde teslim edip tertemiz bırakıyoruz. Üretimin en önemli girdilerinden su da işletmede verimli kullanılıyor. Suyu devir daim kullanıyoruz. Bir havuzumuz var, oradan suyumuz devir daim çamur pompasıyla biriktiriyoruz. Devir daim kullanıldığında her zaman aynı suyu tekrar kullanıyoruz. Sabahattin Gündoğ sözlerinin sonunda kendilerine bugüne dek güvenen tüm müşterilerine teşekkürü borç biliyor. Geçmişten gelen kaliteyi gelecek nesile aktaracağız. Kalitemize güvenen, bizim taşları tercih eden bütün müşterilerime teşekkür ederim.